Ağlama. Ağlama artık Bedircan. Ağlama. Biliyorum için yanıyor seninle. Onun gözlerine baktıkça sen de kahroluyorsun. Büyürken yanında yoktun, analık edemedin. Senin suçun değil. Benim de suçum değil, çaldılar onu bizden. İnanın hiçbir günah yok. Bak ben kaç yıl sonra kavuştum evladına. Şimdi onu bulmuşken sırtını yaslayacağı bir dağ olmak istiyorum ben. Babası olmak istiyorum. Sensiz yapamam. Sen onun anasısın. O senin canın. Benim Miran'ı tanıdığım günden beri ağzında hep tek bir laf var. Hep anne diyor. Anne. Senin özleminle oğlum öylesine yatıyor ki. Biz kaç kere karşılaştık senin mezarında bir bilsen. Bütün öfkesi bundandır ha. Seni ondan çaldıkları için. Bana da öyle öfkeliydi. Azizin seni benim öldürdüğümü söylemiş ona. Hep bundan. Ne günah var benim oğluma. Dişah yapma kurban olayım. Şimdiye kadar biz onun yanında yoktuk ama bundan sonrasını ona verebiliriz. Ona kalan hayatını geri ver. Annesini geri ver ona. Hiç olmazsa bundan sonra mutlu anıları olsun benim oğlumun. Annem. Nasıl olmuş? Kendini vurmuş. Sen mi öldürdün? Füsun Hanım, siz ne diyorsunuz? O vakit sil gözünü yaşını. Ağlamayacaksın. Düşmanlarımız kimse. Onlar ağlasın. Oğluma kim ya da kimler ne ettiyse kendi sonlarını düşünüp onlar ağlasın. İntihar diyorlar. Benim oğlum intihar etmez. Etmedi. Katledildi. Tek oğlum, tek kurşunla can verdi. Aha! Bir. Burada. İki. Burada üç kurşun. Benim ciğerimi kim yaktıysa onların da ciğeri yanacak. Ölmek ele kolay değil. Önce sevdiklerini kaybedecek.
Anlat, ne biliyoruz? Hiçbir şey. Seni kim aradı? Hı? Kim söyledi? En son sen Harun'la ne zaman konuştun, görüştün? Ben... Biz oteldeydik. Morali bozuktu. Oldu dedim. Anneme canım sıkın dedi. Sonra ben bir hava alacağım dedi. Ben de bu halde gitme dedim. Dinlemedi. Sonra jandarma beni aradı ve haberi verdiler. Yani diyorsun ki seninle arası bozuktu. Bunalıma girdi, canına kıydı he? Hayır, ben öyle bir şey demedim, hayır. Gülsün Hanım. Acım büyüktür. Ama benim kızım da kocasını kaybetti. Kız perişan. Sormayalım mı? He? Öğrenmeyelim mi? Nerede olmuş? Nasıl olmuş bilmeyelim mi? Sadece kendim için değil. Kızım dul kalmıştır. Soracağım elbet. Haklısın. Ama kızım bir acısını yaşasın. Sakinleşsin. Sorarız. Sen de, ben de. Asiye. Buyurun efendim. Çarşıya haber sal. Adam yolla, kefen bezi alsınlar. Harun bu gece benimle birlikte kalacak. Oğlumu ben hazırlayacağım. Kimsenin gözünden bir damla yaş dökülmeyecek. Biz burada ağlarken düşmanlarımızı güldürmeyeceksiniz. Herkes anladı. Ha? Kardeşim uyutmadı da bütün gece. Biraz yorgunum can. Annem. Evladınım ben senin. Sen saklamaya çalışsan da görüyorum. Aklından geçenleri, korkularını anlıyorum ben senin. Şimdi nasıl olacak? Ne olacak diyorsun? Babam seni çok seviyor. Nişan onun için sadece oğlunun anası. Can. Annem nasıl? İyi mi? İyi. Daha iyi. O iyi de. Gel benim. Gel. Sana sürpriz bozulur. Annem biraz benimle gelir misin? Tabii anneannemin de müsaadesi olursa. Nereye? Vallahi sürpriz diyor, başka bir şey demiyor. Sordum ama söylemedi. Hadi kızım, kırma oğlunu, hadi.
yukarıdadır. Hadi ya. Evet, hazırız. Ne hazırız? Benim sürprizime. Ben bir karar aldım. Şimdi onu sizinle paylaşacağım. Şu konağı görüyor musun annem? O boş konak bize ait. Reyhan biliyor. Ve yakında o boş konak dolacak. Ve içinde bizim ocağımız tütecek. Sen, ben, Reyhan, anneannem, yakında doğacak torunum, hepimiz kocaman bir aile olacağız ve orada bir arada yaşayacağız. Sen ciddi misin? Ama ben sizinle aynı evde olmaz ki. Bak annem, ben seni bıraktım. Sen bana çeşmede ne dedin? Bana kızımı getir dedin. Ben sana kızını getireceğim. Azra'yı bulacağım. Getirecek misin gerçekten? Bulacak mısın onu? Dünyanın öbür ucunda da olsa onu bulup getireceğim. Ama ben de senden bir şey isteyeceğim. Evladım olarak. Tek bir şey. Ben sana kızını geri vereceğim. Ama sen de bana annemi geri ver. Yanımda ol. Orada beraber yaşayalım. Anlaştık mı? Soğuk oldu ya Miran. İnelim aşağı. Gel dışarı anne, gel. Telefonu burada unutmuşum. Miran yakınımıza taşınacakmış. Öğrendim, çok mutlu oldum. Dişi Hanım da yanlarına alacaklarmış. Uyuyor mu? Uyuyor. Sen miydin? Başka kim olacak? Kızgın mısın bana? Niye kızacağım? Yeni konakta yaşama kararını birlikte almalıydık. Ama ben böyle fikrini sormadan, olurunu almadan pat diye giriştim. Sen yıllar sonra annene kavuştun Miran. Tabii ki bizimle yaşayacak. Bunu bana sormana gerek yok ki. Gönül koymadın yani.
Ben seni gönlüme koymuşum. Gönlümü koyar mıyım hiç? Hem bize ihtiyacı olan bir anneyi öyle başından savan adam sence benim kocam olabilir mi? İlcihan'a benim başımın tacı. Benim de annem o. Ve bu Azra var. Yani onu da böyle müsaaden olmadan hayatımıza ortak ettim. Ne bileyim işte gelirse annem daha çabuk iyileşir diye. Ama neticede tanımadığımız biri. İran, senin yüzünü güldüren şey beni mutlu eder. Dişahana'ya ne iyi gelecekse, sizi birbirinize ne yakınlaştıracaksa benim kabulüm. Hem niye senin için benden yana rahat değil? Ne bileyim böyle bir düşünceli gördüm seni. Sanki sıkıntım var. Mesela başka. Harun ölmüş. Ne? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin ve Kur'anil Hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في anne şadolları taziye yemeğe göndermiş, mutfağa aldırdım. Başın sağ olsun. Sağ ol. Aynı şeyi düşünüyorsun değil mi? Füsun'u merak ediyorum. Bu kadının sakinliği hiç hayra alamet değil. Azize'den bilecek. Benim bir anla konuşmam lazım. Evet, Fırat. Yapma. Anne, bak Füsun bunu Azize'den bilecek. İran Azize'nin öz böz torunu. İran bunu bilmiyor. Ben burada eli kolu böyle bağlı duramam. Benim gidip İran'a bir şeyi anlatmam lazım. İran'ın bunu bilmesi lazım. Beraber bir önlem almamız lazım. Fırat. Fırat. Niye ara ettin? Kim ya? Fırat. Ya benim yüreğim ağzıma gelmiş, sen Fırat mı diyorsun? Bana ne ne olduysa oldu. Füsun çıkmadı hala odasından. Dediklerini sen de duydun. Yanılırsa canım, bu kadın var ya, şeytanı deliğinden çıkartır, bizi de oraya gömer. Biz zaten o deliğin içindeyiz adam. Sen onu bunu bırak, biz oradan nasıl çıkacağız ona bak. Sen çıkartacaksın Cihan. Beni de evlatlarımı da o delikten sen çıkartacaksın. Benim kurban edilecek evladım yok. Ne yaptın? Dediğim gibi hallettin mi? Tamam. Tamam hadi. Anne ver şu telefonu. Fırat sakın yapma, hiç zamanı değil. Anne ver şu telefonu. Fırat vermeyeceğim. Bak ben Azize'ye söz verdim, sen de bana söz verdin. Ya anne sen anlamıyor musun? Ya Miran'ın başı belada. Sen demedin mi Füsun hali hal değil diye? Ha? Ver şu telefonu bana. Benim Miran'a haber vermem lazım. Anne. Bak. Bugün Harun. Yarın Miran. Öbür gün belki de ben. Bu intikam hepimizin canını tek tek alacak. Ya Miran benim kardeşim ya. Canım, ciğerim o benim. Benim ona her şeyi anlatmam lazım. Ver şu telefonu. Fırat, madem kardeşim diyorsun, susacaksın Fırat. Susacaksın. Ben öğrendiğimde nasıl sustuysam, anan nasıl sustuysa sen de susacaksın.
susmayacağım. Onu senden de Füsun'dan da koruyacağım. Nasıl koruyacaksın? Diyelim gittin Miran'ın, Azize senin babanın anası. Senin de kanın diyeceksin. Sonra ne olacak? Ha? Sen babanı öğrendiğinde mutlu oldun. Ha? Anana bu kadar eziyet etmiş birinin oğlu olduğunu öğrendiğinde gurur duydun mu kendine? Şu anda Miran'ın gözünde Azize senin babandan da daha aşağılık. O yüzden kardeşim diyorsan eğer susacaksın. Ya o senden bilecek. Her senden bilirse. Ben kimsenin canını almadım. Ya anlamıyorsun. Sen almadın ama o alacak. Acımaz. Ne Miran'a acır ne de oğluna. Benim evlatlarıma kimse dokunamaz. Ben evlatlarımı korurum. Fırat, sen Miran'ı herkesten daha iyi tanırsın. Eğer Miran'a bu bağdan bahsedersen yıkılır, taşıyamaz. Bırak mutlu olsun. Bırak oğlumu da, Miran da benden nefret etsinler. Ben evlatlarımı korurum. Keşke ben hiçbir şey bilmeseydim. Bir gün korkarak yaşayanlar da ölecek oğlum. Cesurlardı. Zalim da ölüyor, mazlum da. Evladı olan evladıyla sınandı. Füsun'un imtihanı bitti. Sıra başkalarınınkinde. Sana bunu yapan imtihanını nasıl verecek bakalım. Öyle değil mi Azize? Sen ne diyorsun? İki kelam et. Biraz evvel dedin ya, evladı olan evladıyla sınandı diye. Kaybedecek evladı olan başkasının evladına bunu yapmaz. Harun'a bunu yapanlar evladından bulsun diyeceğim ama evladın suçunu. Ben masumum diyorsun yani. Ben tövbeliyim Füsun. Tövbeliyim. Evlatlarıma dokunmadıkça kimseye dokunmam. Sağ ol. Sağ ol. Dostlar sağ olsun. İşte kimin ne zaman gideceği belli olmuyor. Aslan gibi çocuk. Gitti. Oğlum. Yaren'in durumu çok kötü. Onu da al. Eve dön. Böyle zamanlarda ailecek bir arada olalım. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحل الإزام Füsun, Azize'den şüpheleniyor. Ben niye şaşırdım ki? Başka kimden şüphelenecek? E bence de haklıdır yani Azize'den başkası yapmış olamaz. Hadi yine geç Allah'ım. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
Herkes duysun, bilsin ki burası yas evin değildir. Burada yas tutulmayacak, gözyaşın dökülmeyecek. Dostumu üzmeye, düşmanımı güldürmeye niyetim yoktur. Duydunuz, koştunuz, buraya geldiniz. Yanımızda oldunuz, var olasınız. Tek tek hepinizin taziyesini kabul ettim sayın. Müsaade varsa oğlumun son gecesinde ailecek yalnız kalalım. Sağ olun. Cihan, oğlum belki sırası değil. Ama senin kalbini çok kırdım. Özür dilerim. Yaptıklarımın hepsini telafi edeceğim. Söz veriyorum. Hadi şimdi evladını da al, eve dön. Sırası değil abi. Sağ olasın. Başın sağ olsun. Sağ ol. Sağ olasın. Başın sağ olsun Füsun Hanım. Sağ olasın ağa. Görüyorsunuz değil mi Füsun hala hareketlerini? Ya insan minnacık bir karınca bile yanlışlıkla basıyor, günü berbat geçiyor. Bu nasıl ana ya? Ana var, ana var. Bunların zehri merhametlerinden önce gelir. Nazlı Hanım en azından pişman gösteriyor Füsun Hanım. Pişman mı? Aziz Aslan Bey pişman olmaz Rayhan. O yine başka bir şeylerin peşindedir. Ayrıca sen niye sürekli Aziz Aslan Bey'i savunur haldesin, ben onu anlamıyorum ha. Ne savunacağım Miran? Savunmuyorum ben kimseyi. Pişmandı diyorsun. Pişmandı diyorum, görmedin mi meydandaki halini? Gördüm Reyhan. Miran, tamam, tamam Reyhan. Dedem için yapmış. Ya Reyhan, bunun dedemle bir ilgisi yok. Azize'nin içi kötü içi. Hadi dedemle yaşadıklarını anladık. Bana, bize yaptıklarını anlamam mümkün değildi. Hadi diyelim onu da anladık. Peki ya Füsun? Onunla arasındaki nefretin sebebini, kötülüklerinin bedelini çocukları ödüyor, ikisinin de umrunda değil. İyi ki, iyi ki o Azize'nin kanını taşımıyor. Tövbe tövbe. Ya o kıdemli bacım, sen bilirsin. Bu evin töresi böyle midir? Nasıl? Ya ne bileyim, heybetli bacım kibarca derlemiştir herkesi. Olacak iş mi? Cenaze evine gelene git dendiği nerede görülmüş? Hem nasıl evlattır ki? Bir damla akıtmıyor. Vallahi sen daha fazla ağlamışsın. Severdim Harun. Sen severdin de anası sevmez miydi? Şişt, artık yeter, sus. Allah aşkına sus ya, biri duyacak şimdi. Herkes acısını kendine göre başka türlü yaşıyor. Yaşasın be oğlum. Allah sabır versin diyeceğim de. İhtiyacı yok maşallah. Neyse, ben şu kalanları alayım da Siyet'e bir tabak helva ver ama. İstemem. İyi madem.
Asiye. Haberim var. Nasıl öğrendin? Anlatırım. Çok dikkatli ol. Hüsnü artık daha çok tehlikeli bir insan haline gelecek. Hatta geldi bile. Ben burada... Kime ne faydam olacak ki? Sabahtan akşama kadar konağım içindeyim. Elim kolum bağlı kaldım burada. Haklısın. Yolunu bulup seni kızımın yanına göndermeliyim. Ama nasıl henüz bilmiyorum. Arkadaşım, dostumu kaybettim. Kafamı toparlamam lazım. Sana haber vereceğim Asiye. Peki nasıl olur? Çok üzgünüm Mahzun. Çok üzgünüm. Ben de Asiye. Ben de.